Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz ve en önemlisi sağlığınız yerindedir. Bugünlerde Covid-19'u atlatmış gibi görünüyoruz. Ama bizim yine de çok dikkatli olmamız lazım. Sağlık her şeyden önemli çünkü. Bugün Fuji film kullanıcıları olarak bizlerin çok işine yarayacağını düşündüğüm, içinde 694 tane film simülasyon seçeneklerini, reçetelerini içeren, ve sürekli güncellenen bir veri tabanını sizlerle paylaşacağım. Detayları merak ediyorsanız hadi buyurun. Fujifilm X sistem makinelerinin en güçlü yanlarından bir tanesi de doğru rengi üretmesi, fotoğraflara doğru rengi vermesi. Bunun kökeninde Fuji filmin geçmişi yatıyor aslında. Çok uzun yıllar boyunca Fuji film analog filmler üretti. Analog filmlerin basılması için kağıtlar üretti ve bunu basan makineler üretti. Dolayısıyla renk üzerinde ihtisas yapmış bir firma. Siz de bu kadar renk üzerine çalışsanız ve renk üzerine bu kadar bilgi sahibi olsanız bir know-how'ınız olsa bunu üreteceğiniz yeni fotoğraf makinelerine doğrudan yansıtırdınız. İşte Fuji film de bunu yaptı. X sistem makinalarında film simülasyonlarını kullanarak geçmişteki o analog dönemdeki filmli dönemdeki renkleri şimdiki dijital makinalara yansıtmış bulunuyor. Film simülasyonları makina birlikte bize hazır geliyor. Ancak bir güçlü yanı bu film simülasyonlarını temel alarak kendi yapacağımız bir takım özelleştirmelerle film simülasyonunu geliştirebiliyor ve kendi damak zevkimize uygun başka reçeteler oluşturabiliyoruz. Hatta başkalarının oluşturduğu reçeteleri onlardan alıyor, kendi makinamıza giriyor ve onların reçetelerini olduğu gibi kullanabiliyor ya da geliştirebiliyoruz. İşte bugün ben sizlere bu anlamda çok önemli bir kaynağı paylaşacağım. Bu kaynağın içerisinde neredeyse 700 tane reçete var ve bu reçeteleri nasıl indirebileceğinizi, nasıl kullanabileceğinizi size aktaracağım. Ama tam da bu noktada sizden çok önemli bir ricam var. Yaptığım videoların size faydalı olduğunu düşünüyorsanız ve bunun devamlılığını sağlamak istiyorsanız, devamlılığına katkı vermek istiyorsanız lütfen size maddi manevi hiçbir külfeti olmayan abone olma işlemini ve de beğenme işlemini şimdi gerçekleştirin. Daha ileri seviye bir destek için de katıl butonuna basmayı düşünebilirsiniz. Dönelim tekrar veri tabanımıza. Böylesine faydalı, böylesine kullanışlı bu veri tabanını Henry Pierre Chavaz isimli bir arkadaşımız hazırlamış. Kendisine teşekkür ediyorum. Thank you Henry Pierre Chavaz. Bu veri tabanına aşağıdaki açıklamalar bölümündeki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Linke bastığımızda karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranın orta kısmında PDF olarak, Excel dosyası olarak ya da Google dokümanlar olarak, Google Sheet olarak dosyayı veri tabanını indirmeniz mümkün. PDF ve Excel dosyasını kullanırsanız daha tanıdık dokümanlar ancak sürekli her kullanacağınız zaman en günceline ulaşmak için buraya gelip indirmeniz lazım. Ama Google Sheets'i kullanırsanız ki ben bunu öneriyorum. Karşınıza dosya açılarak geliyor ve her zaman güncel halde geliyor. Bu dosyaya geldiğimiz zaman karşımızda bir tanıtım sayfası, hemen yanında reçetelerin olduğu bir sayfa, bu reçetelerin nerelerden geldiğini anlatan bir sayfa Hangi kameralara hitap ettiğini gösteren bir sayfa ve istatistiklerin olduğu bir sayfa oluyor. Reçeteler sayfamıza geldiğimizde ekranda gördüğünüz sütunlardan ilki reçeteyi kim oluşturmuş? Az önce orijin diye bahsettiğimiz yerde listelenen insanlardan birisi burada yer alıyor. Reçetenin ismi nedir? Örneğin birinci sıradakini konuşacak olursak River Pascal isimli bir kişi oluşturmuş ve bu reçeteye Morning Glow ismini vermiş. Bir tipten bahsediliyor. Bu tip kolonunda film ya da fotoğraf gibi bir sıralama var ama çok önemli bir şey değil. Daha önemlisi renkli mi, siyah beyaz mı ayrımı var burada. Renkli ve siyah beyaz reçeteler olup olmadığına dair bilgi var. Burada renkliymiş. Hangi kamera için hazırlanmış X-Pro 1 ve hangi sensör için hazırlanmış X-Trans 1 sensör ve temel olarak hangi film simülasyonu alınmış? Provia film simülasyonu alınmış. Ondan sonra da burada ayarlanması gereken değerler var. Bunu birazdan örnek yaparak göreceğiz. Hangi tarihte yayınlanmış? 18.05.2022 tarihinde yayınlanmış ve hangi web adresinde yayınlanmış? Dolayısıyla biz burada 694 tane reçetenin içerisinden bütün reçeteleri teker teker değerlendirebiliriz. Ancak tabii çok fazla sayıda reçete var. Bunları tek tek değerlendirmek çok mümkün olmaz. Onun için bazı filtreler yapmamız lazım. Filtre içinde yukarıda şu filtre görünümleri seçeneğine tıklarsanız ve geçici filtre görünümü oluştur derseniz bakın artık kolonların yanlarında bir filtre işareti çıktı. Artık buradan yola çıkarak örneğin sensörlerden birini seçebilirsiniz. Şöyle diyelim. Benim örneğin X-Trans 4, XT4'ün kullandığı sensör x 4. Bunu seçili bırakıp diğerlerinin seçimlerini kaldırırsam ve tamam dersem bakın artık sadece X-Trans 4 sensörler karşımıza çıktı. Dolayısıyla bunlardan birisini seçeceğim. Yine çoklu filtreleme yapmamız da mümkün. Örneğin sadece siyah beyaz olanları seçmek istiyorum. Dolayısıyla renklerin yanındaki tiki kaldırıyorum. Siyah beyaz kalıyor. Tamam dediğim zaman artık X-Trans 4 sensör ve sadece siyah beyaz reçeteler karşımda. Artık bu reçeteleri doğrudan uygulamaya geçebilirim. Ya da Bunların verilen linklerinden yola çıkarak, linklerini gidip inceleyerek, orada anlatılanları okuyarak ya da verilen örnek fotoğraflara bakarak bize hitap edip etmediğini görebilirim. Şimdi bunlardan herhangi bir tanesini örnek olarak Eterno isimli kullanıcının Fuji Neopan 1600 ismini verdiği reçeteyi kullanalım. Bu arkadaş siyah beyaz olarak X100V için bunu yapmış ve beyaz olarak da monokrom film simülasyonu almış. Monokrom ve green yani yeşil filtreyi seçmiş. Biz de monokrom artı yeşil filtreyi seçelim makinamızdan. İkinci sırada beyaz ayarını otomatik yapmış. Ancak ince ayarlarda red'i eksi 3 ve blue'yu da eksi 3 yapmış. Biz de şimdi otomatiğe gelelim. Sağa doğru çekelim ve R'yi eksi 3'e gelecek şekilde ve mavi B'yi de eksi 3'e gelecek şekilde ayarımızı yapalım. DR ayarını 100 olarak yapmış. Biz de DR'yi 100 yapalım. Ton curve ayarını yani ton eğrisi ayarını, highlight'lar yani aydınlık bölgeleri artı 2, shadow artı 2 olacak şekilde yapmış. Bunu ayarlayalım. Grain'i weak small yani küçük ve zayıf olarak yapmış. Biz de o şekilde ayarlayalım. Keskinliği artı 2 yapmış. Ve yüksek ISO noise reduction yani gren önlemeyi, gren azaltmayı, kumlanma azaltmayı da eksi 4 yapmış. Biz de bunu yapalım. Evet şimdi bütün ayarlarımızı yapmış olduk. Artık bu reçeteyi biz de kendimiz istersek Eternu'nun verdiği isimle, istersek kendi vereceğimiz bir isimle kaydedebilir, kullanabiliriz eğer beğenirsek. Evet arkadaşlar, bugün bence önemli bir bilgiyi paylaştık. Önemli bir veri tabanına nasıl ulaşacağımızı ve bunu nasıl kullanacağımızı öğrendik. Bu veri tabanı bizler için her gün gelişmekte. Şu an için 700'e yakın 694 tane reçeteyi içeriyor ama her gün gelişmekte, güncellenmekte, sürekli güncel tutulmakta ve bizlerin kullanımıza açık durumda. Sizler de eğer Fujifilm X sistem makinenizde bu reçeteleri kullanacak olursanız bu veri tabanı sizin için gerçekten çok değerli olacaktır. Bu videomuzda artık burada bitirmenin zamanı geldi. Bir sonraki videomuzda Bambaşka bilgilerle tekrar karşınızda olmayı hedefliyorum. O zaman görüşünceye kadar hoşça kalın, sağlıklı kalın diyorum ama destek olmanızı da canı gönülden bekliyorum. Müzik